Значит. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. AK Parti'nin yürüttüğü dış politika her merhalesiyle bu milletin çıkarları istikametinde bir politikadır. Arkasındaki akıl, arkasındaki asli saik budur. Murat Bey'in konuşmalarını dinlediğimizde sanki Suriye'yi karıştıran AK Parti ve onun Suriye'ye yönelik yaklaşımlarıymış gibi bir izlenim doğuyor. Esasen Murat Bey'in kendisi de bilecek ve takdir edecektir ki Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar Orta Doğu coğrafyasındaki Arap Baharı dediğimiz hadiseler sonrasında sadece Suriye değil, Irak, Mısır, Tunus bütün o ülkeleri etkileyen bir küresel hayaletin neticesinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Suriye'deki olay kendi iç dinamikleri kadar küresel aktörlerin elinin vesayetinin, girişimlerinin, entrikalarının ve hesaplarının olduğu gelişmelerin ürünüdür. Burada en son değerlendirilecek ülke Türkiye'dir. Takdir edersiniz ki Türkiye'ye yönelik eleştiri getirmezden önce asli unsurları, orada olup bitenlerin asli faillerini iki kelimeli de olsa eleştirmek hakkaniyet gereğidir diye düşünüyorum. Bir başka husus, hiç kimse DAEŞ'li teröristler için öfkeli çocuklar demedi. Buna ilişkin bir propaganda var. Bu konuda sözü söylediği söylenen kişi mahkeme açmış olduğunu ifade etmiştir. Bu da kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bir başka husus, DAEŞ'li teröristlerin kimlerin hamiliği altında Suriye'de iş çevirdiğini dünya alem biliyor. Rakka'da bunları kimler çıkarttı, hangi aracılar kullanıldı, İngiliz gazeteleri bunları nasıl yazdı, burada o küresel güçlerin elleri hangi araçları kullanıyor? Suriye olaylarına ilişkin buradan Türkiye'nin iç politikasına ne çıkartabiliriz aklından önce gerçekten de Suriye'nin kendi içine, kendi dinamiklerine ve buradaki küresel hayatı ilişkin bir analiz daha doğru, daha hakkaniyetli ve Suriye birliğini sağlayacaksa bunun da arkasını tahkim edecek bir yaklaşım olur diyorum. Teşekkür ediyorum.